kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Öyle bir şey kabul edemem de. E nasıl aldın burayı? Yani o kadar parayı nereden buldun? Ya annem de babam ölmeden önce ben öyle başımı sokacak bir ev alayım diye bir miktar para bırakmışlardı bana. Ben de acayip zorlanıyordum onu harcamamak için falan. İyi ki de zorlanmışım. Kendime en uygun evi buldum. Sana en yakın ev. Ya sen böyle görünümüne bakma tabii. Biraz da böyle tadilattan sonra falan adam olacak yani. Tabii canım, insanın kendi evi olduktan sonra. Bana bak. Burada istediğin kadar kalabilirsin, biliyorsun değil mi? O eve dönmen gerek yok. Yani burada bu... Burada ben ne büyük boş yaptım ya. Bomboş ev. Gel ben seni bu otele yerleştireyim rahat rahat. Hayır hayır. Gitmem bir yere ben. Uzaklaşmak istemiyorum. Hem bu gece birlikte kalsınlar. Annem yarın falan gider. Ben de evime dönerim. Sadece böyle onu görünce nefes alamıyorum. Peki ya gitmezse? Yani annen. Gider. Hep gitti. Gider. İsmet filan da alamaz. O kendine bakamıyor daha ya. Boş boş konuşuyor işte. Şimdiden pişman olmuştur söylediğine. Öyle yani, o gider yarın filan. Ben eve dönerim. Her seferinde zor olmuyor mu böyle? Oluyor tabii canım, çocuklar mahvoluyor. Hayır. Ben senden bahsediyorum. Oluyordu. Yani ben küçükken. Ama şimdi büyüdüm. Yani biliyorum gideceğini. Ama işte Kiraz Fikret. Onların içi gidiyor anneme. Benim de öyleydi küçükken. Yani biliyorum, anlıyorum onları da ama... Onlara öyle gidip bir anda sarılınca çok kötü oldum. Yani ben de öyleydim küçükken ama benim başımda bir büyük yoktu. Onların başında ben varım. Öyle sarılınca böyle yetememişim gibi hissettim.
Yani annemin eksikliğini hissetmişler hep, ben becerememişim gibi. Başka biri olsaydı peki? Yani başımızda bir büyük yoktu diyorsun ya. Başınızda bir büyük olsaydı eğer. Özlemez miydin anneni? Özlerdim. Dur bakalım oğlum abi. Yok sen gelme buraya. Yok olmaz şimdi. Tamam ben halledeceğim. Kimle konuşuyor ben? Ne bileyim. Babamı gördün mü? Bombayı bıraktı ortaya gitti. Şaşırdık mı? Abi. Annem şimdi cidden İsmet'i götürecek mi? Yani yasal olarak hakkı var sonuçta. Annesi yani. Gerçi babam tamam demeseydi bunu da yapamazdı da. Yani bizim için gelmedi. Bir tek İsmet için mi geldi? Saçmalama oğlum. Olur mu öyle şey? Dedi ya geldiğinde hepinizi özledim diye. Ya abi ben neredeyse unutuyordum onu. Yüzünü, saçını falan. Abi insan hiç annesini unutur mu ya? Normal oğlum. Uzun zamandır görmüyordun ya kadını. Lan ben sabah ne yediğimi unutuyorum. Okulun yok mu lan senin? Sınavın yok mu yarın? Var. Yat aşağı. Hadi abi yürü ya. Çıkın. Nereye lan? Hadi abi mahalleye hadi. Hey, tamam. Tamam ben arayacağım seni. Çocuklar. Girdin nereye gece bu saatinde? Hadi abiciğim çıkalım. Abi ben inanamıyorum ya. Böyle merak ediyormuş gibi soruyor ya yani nereye gidiyorsunuz diye bu saat. Yılın annesi ya. Ya abi ben anlamıyorum. Bu kadın nasıl her seferinde sanki daha dün görüşmüşüz gibi karşımıza çıkabiliyor? Öyle oldu. Bu kadın da böyle işte. Ne yapacağız biz de idare edeceğiz artık. Nasıl olsa gidecek. Tülay ablaya mı gitsek lan? Ablam oradadır. Yok ya. Bırak kız kafasını dinlesin. E sahile gidek. Ha Hikmet sahile gidelim. Bu havada zatürreden geberelim. Ne ana kalsın ne baba gerçi yani güzel fikir. Mis gibi. Ya yürü hadi ya. Gidelim ki. Alo. Yok ben yapamayacağım. Yok yani öyle İsmet alıp hemen gidemeyeceğim ben. Çünkü hiç nefret edecekler benden. Kalmak istiyorum. Kalıp tek tek hepsini gönlüne alıp İsmet'i öyle alacağım. Benden nefret etmelerine dayanamıyorum ben. Kiraz? Ne oldu? İsmet uyudu. Onu söylemek için geldim. Sen niye yatmadın? Ben senin yanına gelmek istedim. Gel. Gel. Gel kızım gel. Anne.
söyle kız. Sen bir daha ilk gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Ne yapıyorsun Toprağım? Cemil. Hüseyin. Şu araba çetesiyle ilgili önemli gelişmeler kaydetmişsiniz ha? Evet amirim, ben de tam olay yerinden geliyordum şimdi. Delil de bulmuşsunuz öyle mi? Bulduk. Çok sağlam deliller bulduk çok şükür. Güzel. Parmak izi de çıktıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir artık. Çetenin elebaşısı kimmiş neymiş çıkar ortaya. Bitti bu iş sayılır. Güzel çözdün işi Cemil. Aferin. Sağ olun amirim. Üşümedin mi öyle ya? Yok yok ya. Heh, tutulmuş her yerim. Nasıl uyumuşuz ya? Hikmet, Fikret, Rahmet. Hadi kalkın. Aa, ben koyardım çayı. Aa, çocuklar çay koyar mı canım? Ben koydum. Hadi sen git yüzünü yıka kızım. Hizmet, geç sen söyle. Fikret. Günaydın. Kiraz. Hadi abicim. Oğlum sık boğaz etme kardeş. Yeni girdi kız. Fikret. Geldim anne. Bal alayım bugün size. Bundan sonra sütünüzü balla içersiniz. E hadi yesenize. Çıkmadılar bunlar. Yok. Birazdan çıkmazlarsa geç kalacaklar. Kahvaltı yapmışlardır inşallah ya. Ya neler hazırlar? Ay beceremez o. Ya o zaman kendileri hazırlarlar Filiz. Koskoca adam onlar ya. Bakarlar başlayan çaresine. İnşallah. Ben kaçıyorum o zaman. İşe gideceğim. Ya. Gideyim. Bir şey olursa ara beni ama, tamam mı? Ben hemen atlar gelirim. Tamam. Ha şey, ben akşam çıktığımda geleyim de böyle ev için birkaç parça bir şey alalım. Daha rahat edersin. Ya boş ver, sen benim için bir şey alma ya. Zaten annem dayanamaz, girer bir iki güne. Ben de eve dönerim. Zaten aynı evde kalamayız ya daha fazla. Tamam, sen kalırsın, ben giderim. Sorun o değil. Sadece istediğin kadar kalabilirsin burada, biliyorsun değil mi? Ya benim için sorun yok. Tamam. Sağ ol. Bir şey değil. Hala çıkmadılar bak, görüyor musun? Filiz, bu kadar kafaya takıyorsan git bak kardeşlerine. Hadi şuka. Oğlum nereye? Okula. Ay durun, kahvaltı yapıyoruz. Hadi hadi. Sizinle bir şey konuşacağım. Biraz daha kalın lütfen. İyiyim. Otur.
Ben dün İsmet alacağım dedim ya. Sonra düşündüm. Yapamayacağım ben. Yani? Yani burada kalacağım. Bir süre daha, hatta uzun bir süre. Abla? Filiz? Kızım niye dikiliyorsun ayakta? Gelsene, gel otur. Dur ben sana çay koyayım, gel. İstemez, sağ ol. Sen gel de anlat bakalım ne diyormuşsun. Dinliyoruz seni. Geldim. Ne diyordum? Evet, bir süre daha kalacağım. Sonra da size yakın bir yerde ev tutarım. Hep beraber oluruz. Siz de bana gelirsiniz. Çok güzel olmaz mı? Hadi ben gidiyorum. Oğlum nereye? Yemek yiyoruz. Ben çok yedim bunlardan. Tokum yani. Hadi gidelim babacığım. Abi biz? Ha ablacığım yok. Ben sizi bırakacağım okula. Kahvaltınızı edin siz. Hadi. Sen gelsene benimle bir. Ne zaman gidiyorsun? Daha demin dedim ya kızım, kalıyorum ben. Ya böyle yaptıkça çocuklar daha çok üzülecek. O ne demek ya? Sen çok iyi biliyorsun ne olduğunu. Bir an evvel toparlan git. Ne kadar erken gidersen o kadar iyi. Çocukları üzmene izin vermeyeceğim. Filiz, ben onların annesiyim. Onlara zarar verecek bir şey yapar mıyım ben ya? Tamam, sen bugüne kadar çok güzel idare etmişsin, görüyorum. Ama artık ben geldim. Geldim. Bana bir şans vermek bu kadar mı zor ya? Şans mı? Şans mı istiyorsun benden? Bak ben sana anlatayım, hatırlamıyorsun belli. 5. sınıftaydım. Git karneni al gel. Karnen iyiyse sürprizim var sana dedim. Koşarak gittim, aldım geldim karnemi. İyiydi de. Sandım ki pastalar, börekler, çörekler hazırlayacaksın. Başkalarının anneleri öyle yapıyor ya çünkü. Meğer çekip gitmemiş sürpriz. Sürprize bak. Babanla kavga etmiştik çünkü. Ya bir de şey var, o da çok iyi. 10 yaşındaydı rahmet, doğum günüydü. Dedin ki akşam Luna Park'a gideriz, dönme dolaba bineriz. Akşam bir geldik. Ne Şükran Hanım var ortada, ne o meşhur bavulu. Üç gün konuşmadı rahmet, biliyor musun sen? Ağzını bıçak açmadı çocuğum. Daha anlatayım mı? Ha bizde hikaye çok, dinlemek istersen. Kiraz'ı, İsmet'i ve Fikret'i rahat bırakacaksın. Bizi kırıp döktüğün gibi onları kırıp dökmene izin vermeyeceğim. Filiz, ben değiştim. Ya sen değişemezsin. Aa, ama bu ne de canım ya? Ailemi özledim, çocuklarımı özledim, döndüm diye ben hesap mı vereceğim sana? Evet, hesap vereceksin. Sen benim hayatımı çaldın. İyi, şimdi de geri veriyorum. Git yaşa hayatını.
Abla. Ablacığım, anneniz götürecek sizi okula. Ya abla dur. Şimdi sen de mi gideceksin abla? Ay gider miyim ablacığım ya? Ben... Barış abiniz ev almış. Burada yakında. Numan amcaların evi vardı ya orası. Ben biraz orada kalacağım misafir olarak. Yani çok yakındayım. Bağırsanız uzayırım hemen yani. Tamam. Ay tamam mı dedim? Ben de bir göreyim bakayım sessizlik nasıl bir şeymiş. Yakındayım yani, tamam. Merak etmeyin. Hadi kahvaltınızı yedin, okula gideceksiniz hadi. Kiraz. İsmet'e sütünü içir, tamam. Tamam. Filiz. Tufan abi. Ya zamanın var mı, bir 5 dakika konuşsak? Tamam. Gel. Geç kaldım ya. Gel bir şeyler ya. Anne geç kaldım diyorum. Gelmiş bu ya? Dün gece gelmiş. Ben de duymadım. Sabah kalktığımda orada yatıyordu. Ne sessiz oldu. Uyanmasın adamcağız. Aman uyanmasın adamcağız. Şükran. Ne dedi o, Şükran mı? Şükran. Vallahi Şükran diye sayıklıyor adam. Anneciğim, iyi misin? İyiyim. Hadi sen okula geç kaldın. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Şükran. Şükran. Ben Şükran Ato İmza'yı yazdım. Fikri Bey. Sen ya hadi atayım. Nereye atayım imzayı? Şeyma amca. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim. Olsun olsun da. Siz tepemde niye dikiliyorsunuz? Sayıkladınız. Ben de dedim acaba ateşi çıktı, hasta falan. Kahvaltı eder misiniz? Yok ama ben bir bira. Bir bira. Tabii ki. Buzluktan. Tamam. Nasıl gider ya bu böyle seni bu kadar çok severken? Hem üstelik bir de... Öyle bir şey yok Filiz. Yani yokmuş. Aa. Hamile değilmiş Tülay. Doktor mu söyledi? Ya. Şey dedi bir de.
Ney? Tufan abi söylesene ne dedi? Ya Tülay'ın şeymiş, çocuğu olmazmış. Yani olamazmış. Öyleymiş. Ne? Nasıl ya? Bu nasıl iş ya? İşte bakamayacak adamın 6 tane çocuğu olur. Bir tanesine gözü gibi bakacak olan da... Filiz. Ya Allah aşkına Tülay'ı bul bana ne olur ya. Ben arıyorum açmıyor. Sen ara söyle dönsün evine ha. Vallahi yapamam ben onsuz. Dur Tufan abi dur. Tülay. Ne yaptın ya neredesin? Tufan abiyle bekliyoruz seni. Aklımız çıktı. Nerede? Niye? Tamam ağlama. Ağlama tamam konuş. Tamam konuşuruz. Sakinleşsin. Tamam hadi görüşürüz. Neredeymiş? Bursa'ya gitmiş annesinin yanına. Bir de işte şey dedi. İşte Tufan hayatına devam etsin işte işte hayatına baksın filan. Aman saçmalıyor işte o ya. Ne dediğini biliyor mu o şimdi? Nereye? Bursa'ya. Karım almaya. Gerçi evini de bilmiyorum da. Gerekirse otogarda beklerim. Ben bir tane daha getireyim mi Fikri Bey? Sorulur mu Şeyma Hanımcığım ya? Bendeki de soru Fikri Beyciğim. Fikri Bey. Şeyma Hanımcığım. Ben size başka bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Sorayım. Şükran kim? Hadi anne ya. Hoca kızacak şimdi. Derse geç kalacağız. 5 dakikadan bir şey olmaz kızım. Öğretmen bir şey derse bana dersin. Ya hadi anne sınava geç kalacağım. Geldim oğlum. İsmet hadi. Hadi İsmet hadi. Hadi çocuklar. Hadi hadi çıkın geç kaldınız. Hadi Tufan abi dikkatli git basma gaza. Şunun tamam, şurasında tamam. Kaç dakika yol zaten he? Hadi. Merak etme merak etme. Haber ver tamam mı? Tamam tamam. Hadi. Hadi. Of of. Ne be? Bin bana araba diye. Araba diye. Ya arkadaş delireceğim ya. Ya her şeye bize karşı şuraya bak ya. Ama sen dram yapma tamam. Ay bu araba ne zaman çalışsın da şimdi çalışsın? Atla otobüse git sen de. He ya öyle yapayım ben değil mi? E tabi Bursa şura zaten. E tamam şunu bir çekeyim mi o zaman? Yardım edeyim mi? He ya vallahi iyi olur. Ha iyi olur. Gel gel 2 dakikada itek ya. Ben nasıl iteyim ya? Şeyma Hanım girebilir miyim? Girin. Şeyma Hanım ben çıkıyorum. Güle güle gidin Fikri Bey.
Şeyma Hanım. Siz Şükran kim diye sordunuz ya. Şükran benim karım. Tamam Tufan abi, sen merak etme. Ben çocuklara söylerim, arabaya göz kulak olursun. İyi, tamam. İyi, hadi eyvallah. Hadi. Haber ver. Tamam. Hanımefendi, Filiz'e lobola bakmıştık. Benim, buyurun. Şuraya bir imza alayım. Aa, ne ki bu? Ne oluyor? Barış Bey sabah sipariş vermiş bunları. Ödemesi de yapılmış. Kanepe takımı getirdik. İmzalarsanız eşyaları indirelim. Ev neresiydi? Şurası, taşıyabilirsiniz. İndirelim. Eşyalar geldi galiba. Evet, ben aldım. Yok ya, senin için almadım öyle. Ev için aldım. Zaten alacaktım yani. O yüzden bana şu an kızamazsın. Niye haber vermiyorsun? Veremedim ya, yoğundum işten dolayı. O yüzden ne atla yerleştirdiler mi? Yok, taşımaya başladılar şimdi. Güzel. Güzel, süper. Bu eşyalar da mı babanın parasıyla alındı? Aynen öyle. Aynen öyle. Hiçbir şey kalmadı elinde vallahi. Kuruşum yok. İyi, tamam. Tamam, ben şimdi kapatayım o zaman. İşe dönmem lazım, ayıp olmasın. Ben seni ararım gene, tamam mı? Görüşürüz. Hop, çocuklar. Ne oldu? Abi hoş geldin. Hoş bulduk da ne oldu? Niye çağırdınız? Mevzum var. Bu sefer bizimle ilgili değil. Barış abi, sen her zaman bize sahip çıktın sokaklarda. Başımız belaya girdi, korudun, kolladın. Yeri geldi, karnımızı doyurdun, giydirdin. Allah razı olsun. Uzatmayın da söyleyin de ne oldu? Abi bu Cenk abi. Ne olmuş Cenk'e? Abi, senin işe çıkarken kullandığın eldivenle bereyi bulup bir arabayı patlatmışlar. İçine de onları atmışlar. Yani sana kumpas kurmuşlar abi. Bizim Ali abiler konuşurken duymuş bizim çocuklar. Anladım. Anladım. Abi, bizden istediğin bir şey var mı? Var. Beladan uzak durun. Eyvallah. Eyvallah. Hadi. Amına koydum bu çocuğu ya. Ay amına koyayım ben seni ya. Ananı sıktım ben şimdi senin, dur bak. Filiz'in annesi, Fikri'nin karısı Şükran. Ben tanımıyorum onu. Tanımazsın tabii kız. Sen daha bu mahalleye taşınmadan bu kadın kaçıp gitmişti. Ay. Oğlum sen oyna kardeşlerle, biraz ben de bir su alıp geleyim. Aa, geliyor. Geliyor seni. Şükran, hoş geldin. Nasılsın? Kız Hülya ben. Komşun ayol. Aa, kusura bakma, hatırlayamadım Hülya'ya. Tabii, bayağıdır yoksun buralarda. Geldim ama artık buradayım. Öyle mi? İyi yaptın, iyi yaptın. Artık çocuklarının başında durursun. Maşallah, hiç değişmemişsin. Hatta gençleşmişsin. Sen de değişmemişsin Hülya. Yok ayol. Çoluk çocuk yıprattı bizi işte böyle. Yedir, içir, yıka, akla pakla derken. Ama maşallahın var senin.
İyiyim ya. Çok şükür. Pes. Ha, Fikri de geldi bak. Ha, Fikri. Ne haber lan Sarıkapı? Hayırdır, niye geldin Fikri? Sana ne be, evime geldim ben Allah Allah. Sana hesap mı vereceğim? Seninle konuşmaya geldim. Ne konuşacağım be ben de? Şimdi konuşamam, gider misin? Oğlumla vakit geçiriyorum ben. Laflara bak, laflara. Gider misin Fikri? Gitme. İtme çocuğum. İtme, ne yapıyorsun? Kimin çocuğu bu? Benim. Sahip çık o zaman. Allah Allah. Kız ne diyor bu? Deli mi ne? Kız. Özür dile. Demeyeceğim. Özür dileyeceksin. Demeyeceğim. Ne diyorsun kız sen? Bıraksana çocuğu. Oğlun çocuğumdan özür dileyecek. Allah Allah, niye özür diliyorsun? Öyle olun, özür dileyeceksin. Kız oyun oynuyor bunlar. Çocuk sen çocuğu. Sen özür dileyeceksin o zaman. Ben niye diliyormuşum? Deli mi ne? Özür dile. Benim oğluma kimse zarar veremez. Dilemiyor. Oğlan da dilemiyor. Ben de dilemiyorum. Kız, bırak, bırak. Bırak şu çocuğu. Fikri Bey bak şu karnına sahip bir şey çıkacak elimden ha. Lan manyak karı. Bıraksana kadını. Ne diyorsun be? Kız hala geliyor. Kız oyun oynuyorlar. Özür ayın. Dile çabuk. Kız tamam, bırak. Manyak. Tamam, tamam, manyak dur lan. Dur. Tamam, tamam, tamam. Elimde bir şey çıkacak ha. Benim çocuğuma kimse zarar veremez. Allah Allah. Analığın şimdi mi aklına geldi be senin? Yere git şuradan, saçını başını yoldurma ha. Bana baksana sen. Söyle diyorsun be. Bir de bana geliyor, bak sen. Karışma. Manyak ya. Çoluğuna çocuğuna hayır olma yazdan, hayır mı gelirmiş? Gel bakayım sen de, gel. Hadi, hadi, hadi. Uyuma çözen ona. Gel. Görüyorsun değil mi, senin yüzünden neler geldi başıma? Benim yüzümden ne geldi be? Sen çemkirdin kadınlara ya, benimle ne alakası var? Sen geldin, asabımı bozdun Fikri. Benim yüzümden asabım bozuldu ha? Ulan manyak, sen zaten ben geldiğimde girmiştin kadınlara. Ulan. Erik yapmaz senin çocuğuna yaptığını be. Üvey anneler yapmaz, üvey anneler. Ağırlaşmışsın oğlum ya, bak bak. Dedeme laf eden Müslüman olsa. Manyak manyak konuşma be. Sen sanki süper babasın da bana laf ediyorsun. Sen çocukların ismini hatırlamıyorsun be sarhoş kafa. İsmet işte, İsmet. Allah Allah, ben senin gibi çocukları bırakıp gitmedim en azından. Bugün bir tane Kastamonu'nun Kars'a gitmek, İzmir'i buldum, İzmir'e gitmek, adım adım Türkiye'yi dolaşmak gibi şeyler yapmadım. Çocukluğunu bırakıp gitmedi ya. Neydi adı? Dur. Ay Allah aşkına neydi ya? Ha Şeyma. Çocuklar babam Şeyma teyzenin yanında kalıyor dediler. Hani çocukların başındaydın? Ya ben çocukların başındayım. Öyle iki sokak aşağıdayım ama ben çocukların başındayım ya. Allah belanı versin Fikri. Senin Allah belanı versin. Bela okuma bu evde. Seni gördüğüm güne lanet olsun Fikri. Seni gördüğüm güne lanet olsun. Lan manyak karı, çocuğu unuttu. Gel oğlum. Gel çocuğum, gel bana. Gel çocuğum, gel. Artık annem burada, kimse sana zarar veremeyecek oğlum, gel. Tabii tabii, sadece annen zarar verir oğlum. Defol git Fikri. Defol git Fikri. İsmet, kendine iyi bak oğlum. Hakkını helal et. Allah'ım yarabbim. Cenk! Gel buraya, gel, gel. Gel. Köpetensin lan sen, ha? Sen ne tarz bir nankörsün lan, ha? İki sene önce açlıktan ağzı kokuyor, ben aldım seni yanıma, adam ettim be. Fakirin fukaranın malına dokunma dedim, adam ettim seni. Bu mu lan senin adamın? Adamlığı senden mi öğreneceğim lan, ha? İki yıl kelle koltukta senin için çalıştım. Sen ne yaptın? Gittin ihbar ettin. Ulan gerizekalı, ben seni ne ihbar edeceğim, ha? Sen kimsin, ben seninle uğraşan da ben seni ihbar edeceğim? Aptal herif. Bana bak Cenk, arkamdan kuyu kazma, tamam mı? Gömerim seni o kuyuya. Anladın beni? Olmaz pezevenk. Beni çağırmışsınız komiserim. He, gel Cemil. Otur. Şimdi adliyet tıpla konuştum. Parmak iziyle ilgili bir sonuç çıkmamış. Nasıl olur komiserim? Vallahi olmuş. Silinmiş parmak izi. Tam temiz bir parmak izi alamamışlar. Peki DNA testine göndersek? Onun için şüphelendiğimiz bir şahsı ihbar üzerine içeri alıp ondan da bir örnek almamız lazım. Bir ihbarcı bulmamız gerekiyor. Var mı senin şüphelendiğin biri? Yok amirim. O zaman yapacak bir şey yok. Adamları iş üstünde yakalamaya bakacaksın. Baş üstüne.
Bunları tahmin edeyim, ders boştu. Evet. Asım abi yok mu? Şey, gelir birazdan. Ha. Peki şey nasıl geçti? Demiştin ya. Ha, şey yemek mi? Çok güzeldi. Çok. Asım değişecek Hikmet. Söz verdi bana. Öyle mi? Ne güzel işte. Süper. Mutlu. Asım'ı seviyor. Baksana çok mutlu. Sana geçmiş olsun Hikmet. Çok geçmiş olsun. Dalmışım ya ben. Şey yapayım ben o zaman. Defterleri bırakayım ben içeri. Şşt, baksana. Ne oldu? Gelsene. Haşim'in kızı değil mi bu? Vallahi o. Bunlar da ana kız bir rahat durmuyor ha. Anasına bak kızını al diye boşuna dememişler. Bu ne lan? Yok bir şey. Öylesine internette geziniyoruz işte abi. Aç lan şunu aç. Aç teminlere bahtıştan aç. Açsana oğlum şunu. Lan ne suratıma bakıyorsun açsana. Bu ne lan? Abi sakin. Lan bu ne lan? Lan bu ne lan? Haşim abi. Allah kahretsin bunu. Allah kahretsin bunu. Abi ne yapıyorsun? Allah kahretsin lan. Minibollar, hadi önden, hadi. Mehmet ya, bir şey diyeceğim. Hemen eve gitmek zorunda mısın? Biraz takılsak, bir şeyler yapsak olmaz mı? Şu minibolları eve bırakalım. Yaparız bir şeyler. Yeni iş geldi. Çocuğun birkaç dersi kalmış. Daha fazla kazanırız yani. Sen de iyice patron kesildin bacım ha. Değil mi? Hı hı. Bu kadar çabuk. Siktir ya. Müjde, sen çocukları al eve git. Ne oldu ya? O geçen sınavdaki hoca. Bir bokluk olacak. Hadi çocuklar. Delikanlı bakar mısın? Delikanlı. Polise mi gideyim? Gel seninle biraz konuşalım. Eksiktin ya. Çocuklar siz buradan devam edin, ben dönüyorum. Müjde! Müjde! Lan Müjde! Lan Müjde! Lan duymuyor mu lan beni? Ha? Duymuyor mu beni? Bırak kolumu polis diye bağırırım, bırak. Ya, tamam. Bana bak Müjde. Sağda solda oğlanlarla gezdiğini biliyorum. Hepsi benim kulağıma geliyor lan. Gene o Fikri'nin piçiyle geziyorsun değil mi? Evet. Lan ne eşi lan, ne eşi? Gezmeyeceksin. Anamla uğraştığım yetmiyormuş gibi bir de seninle uğraşamam lan. Duydun mu beni? Gezeceğim. Ulan orospu seni. Lan belası. Lan seni kahretsin. Belanı versin. Sen o kadar kısa sürede hepsini full yapınca dikkatimi çekti tabii. Sonra baktım sınava giren öğrenciyle okulda okuyan öğrenci aynı değil. Nasıl anladınız peki? Çocuk mu söyledi? Yani. Okuldan atılırım korkusuyla ismini söyledi. Okulunu da tabii. Doğrusu ben seni daha büyük sanıyordum. Lisede okuduğunu öğrenciye çok şaşırdım. Benden ne istiyorsunuz peki? Bak Rahmet. Okulun güvenlik kameralarından senin başkasının yerine sınava girdiğini ispat edip seni de kimlikte sahtecilik yapmaktan içeri aldırabilirim. Tamam, aldırın o zaman.
anons yapmaya mı geldiniz? Ne bu yani? Belli ki sen çok zeki bir çocuksun. Böyle giderse harcanırsın, çok yazık olur. Bana yazık olmuş, ben harcanmışım filan. Bunlar size ne? Rahmet, ben de senin gibiydim senin yaşlarındayken. O zamanlar elimden tutan bir hocam olmasaydı şimdi kim bilir neredeydim. Belki hırsızlıktan hapisteydim ya da... Yani zamanında biri size yardım etti diye... Şimdi siz bana yardım ediyorsunuz? Yarın üniversiteye gelsene. Senin için hangi bursu nasıl kolay alırız onu konuşalım. Sen de ileride okuyacağın bölümü gezmiş olursun. Bak söylediklerimi iyi düşün, tamam mı? Cemil abi. Geç içeri geç. Hayırdır abi, uğramazdın sen buraya? Ufak bir işimiz var da seninle. Tabii abi, buyur. Karakola gidiyoruz, hadi tekrar ifade vereceksin, hazırlan. Niye abi, eskisinin neyi var? Oğlum uzatma, işime yaramıyor eskisi işte. Bu sefer Barış'ın ismini vereceksin, ihbarcı olacaksın yani. Ben de DNA testi yaptıracağım, anladın mı? Deliller uyuşsun diye yani. Yok Cemil abi, ben öyle aleni ihbar yapamam. Adım ispiyoncuya çıkar. İş yapmam ben bir daha. Millet yüzüme bakmaz abi. Oğlum sen ne saçmalıyorsun? Ne işinden bahsediyorsun lan? Ne ismi? Hazırlan hadi gidiyoruz. Yok abicim, ben Barış'ın ismini verip kendimi tehlikeye atamam. O ne demek lan? Ya abi adam bok yoluna gidecek. Ben de gideceğim. Onu alıp beni bırakacak haliniz yok ya. O kadar da kafamız basıyor hani abi, kusura bakma. Oğlum sen gerizekalı mısın? Bu zamana kadar tamam diyordun. Ne oldu şimdi? Ya yürü karakola gidiyoruz. Salak salak konuşma. Abi. Delil dedin, getirdim. Olay yeri dedin, yaptım. Bu kadarı kendini ispiyonlamak olur. Gerisi sende. Kusura bakma. İyi lan. Sen bilirsin Cenk Efendi. Kendi ipini kendin çektin. Bundan sonra sakın benden medet umma, tamam mı? Ne bok yiyorsan ye. Söyle anneciğim. Biraz konuşalım. Ne şey? Gecik bir şey düşünmedin oğlum. Buyurun. Anne acıktım. Biz seninle bir şeyler düşünüp yeriz ha? Olur mu? Olur mu? Hadi gel, sıkıldıysan ben sana çizgi film açayım da çizgi film seyret. Gel. Öncelikle özür dilerim ben. Çizgi film. Ablan çizgi filmi açmıyor mu oğlum sana? Açmıyor. Aman boş ver ablanı. Artık anne geldi, her şey serbest. Ne istersen yapabilirsin oğlum. Aferin size çocuklar, hadi bakalım. Şeyma! Aç bak, konuşmamız lazım ha! Vallahi konuşmaya geldim, kaç! Şeyma aç dedim bak. Müjdeyle ilgili konuşacağım. Git buradan, git. La havle, kadın aç şu kapıyı. Ya vallahi çocukla alakalı konuşmaya geldim. Aç şunu ya. Git, giremezsin bu eve. Açmam kapıyı, git. La havle ya, kadın aç diyorum sana. Aç, çocukla Müjdeyle ilgili konuşmamız lazım. Aç. Git bak, Fikri Bey gelirse yemin ediyorum gösterir sana gününü. Git. Ya ne Fikri Bey be, ne Fikri Bey be? Fikri Bey evde, karısının yanında. Ulan bir senin haberin yok, bütün mahalle konuşuyor be. Aç şunu. Yahu tamam aç, vallahi müjdeyle alakalı geldim. Billahi müjdeyle alakalı geldim ya. Aç.
Ya Şeyma! Ya aç şu kapıyı, kapıyı açsana kadın ya! Allah Allah, Allah Allah, kapıyı aç ya! Ne oldu? Okuldan... Yok, okul mokul değil. Ne var o zaman? Bana bak Şeyma. Bu kızın iyice adı çıktı artık. Elimden bir kaza çıkacak, geberteceğim, o olacak ha. Ne diyorsun sen Haşim? Neler diyorsun? Ulan oğlanlarla fotoğrafı var internette. Oğlanlarla fotoğrafı var be. O fikrinin fiçi yok mu? Onunla beraber böyle açla fişle halinde. Ulan, ulan kız da iyice senin yolunun yolcusu oldu. Orası oldu senin yüzünden be. Ne olur yalvarırım deme öyle. Ulan ne öyle deme, ne öyle deme. El alemin herifini sen eve almıyor musun he? Kız da o yolun yolcusu oldu işte. Deme öyle. Bana bak, topla bu kızın pılını pırtını. Göndereceğim ben bunu. Nereye? Köye göndereceğim. Köye mi? He köye. Gitsin köye, kursun kıçını, otursun. Ben artık baş edemiyorum sizden, o kadar. Ne yapar benim kızım köye? Ben anlamam, köye ne gidecek. Ne köyü ya? Ha, al bak, iti an çomağı hazırla, geldi. Haşim, ne biçim laflar onlar öyle? Ha, bana bak, köye gideceksin. Ben gitmiyorum köyümeye. Anne bir şey söylesene şuna. He gitmezsin. Oğlanlarla rahat rahat fingir diyemeyeceksin, orospuluk edemeyeceksin değil mi? Haşim ne olur deme öyle. Anne bir şey söylesene, bir şey yap. Haşim Haşim deyip duruyorsun ya. Müjde. Ben... Bak... Konuşalım Müjde. Müjde! Müjde! Nerede kaldı bunlar ya? İsmet ne yapıyor acaba? Aferin benim akıllı oğluma. Annesini hiç üzmezmiş. Anne kaka. Ne? Kaka. İsmet kaka mı yaptın oğlum sen? Evet. Hadi gel bakalım bizim nerede? Bezin nerede? Bilmem. İsmet bezin nerede? Kaka. Oğlum bezin nerede? Ne oldu anne? İsmet'in bezini bulamıyorum. Karyolanın altında. Ben yapayım mı? Merak etme, alışırsın. Oğlum hoş geldin. Ha, kapıda çalmıyorsun yani artık. Oğlum, biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız? Bilmem. Her şeyi. Senin hakkında her şeyi merak ediyorum ben. Neler yapıyorsun? Okul nasıl? Kız arkadaşın var mı? Her şey. Senin benim hakkımda bildiğin herhangi bir şey var mı? Hadi ya baştan başa. Rahmet ben.
Pardon ya. En azından doğumda vardın değil mi? Oğlum yapma. Ben seni çok özledim. Seni hep düşündüm ben Rahmet. Sürekli düşündüm seni. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Ne olur bana bir şans daha ver. Sen bir daha bizi ziyarete gelmek istediğin zaman ne yap biliyor musun? Gelme. Hayatımızın içine yeterince ettin zaten. Şimdi lütfen çıkar mısın bunu? Nerede? Sen şöyle bir gelsene. Niye geldin? Sabah çıkarttı rezillik etmedi mi? Sabah. İşte sabah sen benim aklımı karıştırdın. Ne diyeceğimi unuttum. Şimdi hatırladım. Onun için geldim. İyi. Söyle ne diyeceksin? Hadi hazırlan da muhtara gidelim. Şu konuştuğumuz şeyi yapalım, anlaştığımız şeyi. Unuttun mu? İmzayı. Ben fikrimi değiştirdim. Ne? Ne demek fikrimi değiştirdim lan? Manyak. Saçmalama. Sen de bir imza atacaksın. Ne imzası? Ben şimdi İsmet almak istiyorum ya. Bir arkadaşım var. Biraz araştırma yaptı yani. Avukatla falan konuştu. İsmet'i benden geri almamak için bir imza atman gerekiyormuş. Velayet için. O imzayı atarsan olur. Tamam. Ya ben de bir şey söyleyeceksin sandım ha. Tamam tamam, yarın sabah birlikte gideriz. Ne istiyorsan velayet mi ne atarız o imzayı. İyi. Ben avukatla konuşup haber veririm sana. Bu iş hallolana kadar da buradayım. Ne haber? İyi. Eşyer almayacak mısın beni? Daha gel tabii. Hoş geldin. Çok durmayacağım zaten. Bir şey verip gideceğim. Sen neye gülüyorsun? Aman kendi evini almamışım gibi olduysa da. Bak son kez söylüyorum. Burası senin evin. İstediğini alır, istediğini almazsın. Tamam mı? Ay sen ne verecektin bana? Ne bu? Benim eski telefonum. Var benim telefonum. Ya biliyorum zaten de bir nevi ev telefonu gibi düşün. Hem seninkini çocuklara verirsin. Böylece hakkında kalmaz. Ha. Hı-hı. Öyle. Ama annem gidene kadar. Tamam. Annen gidene kadar. Sağ ol. Bir şey değil. Kim ya? Rahmet. Abla. Ne haber? İyi. Hoş geldin Rahmet. Hoş bulduk. Merhaba Barış. Hayırlı olsun ya. Eyvallah, eyvallah. Yalnız Barış sen bir yanına nasıl hallettin bu işi ya? Ya öyle denk geldi, ben de kaçırmadım diyelim. Ha. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Süper, ben de kaçıyordum zaten. Siz rahat rahat konuşun. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Geç otur. Barış'a bana telefon vermeye gelmişti. Ha. Ha işte annem gidene kadar biz haberleşelim diye. Ben de bizimkini sana veririm. Abla ben de burada kalsam ya. Oh, keşke ablacığım ya. Ama işte senin annemi kontrol etmen lazım. Evi yaktı mı, çocuklar iyi mi filan. Doğru. Anlat.
Babam İsmet'in velayetini anneme verecekmiş. Ne velayeti? Öyle dedi, ben konuşurlarken duydum kaptan. Evli onlar hala. Öyle de böyle bir kağıt mağıt dedi yani. Bu kağıdı imzalarsan veririm. Babam da kabul etti. Kabul etti? Ha. Kalk. Ha? Kalk. Abla telefon. Ben geldim, otogarda bekliyorum. Gelmeyeceğim Tufan. Bitti. Saçmalama kızım, bekliyorum. Bastırılan, üzerinde değeri yazılı metal ya da kağıt ödeme aracı. Para lan. Hayda ya, burada da mı rahat yok ya? Ne gelip dikildiniz başıma zangoç gibi? İsmet'in velayetini verecekmişim. O. O. İsmet'le ilgili bir şey mi imzalayacakmışsın ne? Verecekmişsin çocuğu. Zaten bir yapmadığım bu kalmıştı. Bak bana bak. Öyle bir şey yaparsan o kadın alır götürür çocuğu. Biz hiçbir şey yapamayız. Kendine gel. Ya ben onun gönlünü almak için öyle söyledim. Vermeyeceksin. Yok, vereceğim. Ama o zaten bakamaz ki. İki gün sonra getirir bırakır. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Ya biraz sakin olun. İnanın bana ya, getirir, bakamaz o. Zaten mesele de o ya. İnsan kediyi köpeği alıp bırakamıyor iki günü. Alışıyor ya insana. Çocuk mu, nasıl alışmasın? Tamam. Ya ne tamam abla ya? Ya siz bizim hayatımızı mahvettiniz. Farkında mısınız acaba? Hı? Bir geldiniz, bir gittiniz kafanıza göre. Biz çocukluğumuzu yaşamadık ya sizin yüzünüzden. Kimseye güvenemez olduk. İnsanın anası babası böyle yaparsa dışarıda kim bilir ne yapar dedik millet. Bizi bitirdiniz, şimdi sıra İsmet'e geldi, öyle mi? O çocuğu yedirmeyeceğiz size, tamam? Bir rahat bırakın bizi ya. Bizi bir rahat bırakın ya. Yaşamaya çalışıyoruz şurada. Ne yalan? Rahmet. Rahmet. İyi misin ablacığım? Başlayacağım annesine de babasına da ya. Ben bıktım artık abla ya. Tamam, gülüp geçiyorum yani. Belli etmemeye çalışıyorum falan da. Abla benim de bir sabrım var ya. Akıl sağlığımı korumaya çalışıyorum. Haklısın ablacığım, ne diyeyim? Abla ben seni yalnız mı bırakıyorum? Olur mu ya? Babama karşı yalnız mı bırakıyorum ben seni? Olur mu öyle şey? Saçmalama. Ama onlarla kavga etmek benim işim. Onlarla savaşmak benim işim. Sen okuyacaksın. Senin işin okumak. İşine bak sen. Atlatacağız, tamam mı? Bu da geçecek. Hadi yürü eve. Abla ben gitmek istemiyorum eve ya. Olmaz. Çocukların, Hikmet'in bile sana ihtiyacı var. Annemle yalnız mı bırakacaksın onları? Şunu da al unutmadan. Hadi.
Neredesin kızım? Neredesin Müjde? Müjde. Kızım hadi ya, aç ettin. Ne yapayım, telefon çaldı. Hadi gelin. Düzgün öp, düzgün. Bakayım nasıl çıkmış. Bunu bana da atsana. Olur olur, atarım. Buraya nereye? Batu, ne haber? İyi, senden? İyi, ben de. Bir selfie çekilelim mi? Selfie mi? Hı, olmaz mı? Yani olur. Vay vay, bu neydi şimdi? Hiç, poz. Hadi görüşürüz. Dur ya, nereye? Ya işim var, hadi bay bay. Hadi güle güle. Bu da manyak ha. Şu hallere bak. Eyvallah sen. Ha. Ha, Tufan abi ne yaptın? Ha Filiz. Ne yapayım ya? Tülay'ı bekliyor. Ha konuştunuz mu? Geliyor mu? Süper. Vallahi geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum da ben bekliyorum yani. Nasıl ya? Aradın mı, söyledin mi orada olduğunu? Biliyor, biliyor. Söyledim. Tamam, kesin gelir o zaman. Sen ayrılma bir yere. Filiz, gelir değil mi ya? Ya gelir tabii, dayanamaz o sensizliği. Bilmiyorum Filiz ya, inşallah. Neyse tamam, bir şey olursa ararım ben seni. Tamam, tamam, haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Hah. Sağ ol İsmail abi. Ablacığım, ne yaptınız? Yediniz mi yemeğinizi? Yok, daha yemedik yemeği. Aa, niye? Saat kaç oldu? Ya annemin biraz baş ağrıyormuş da... o yüzden uyudu. Biz de onu bekliyoruz. Acıktım. İsmet, bir saniye. Çok acıktım. İsmet, ne o? Acıktım. Aa... rahmet abiniz versene ablacığım. Rahmet abim yok. Telefonu bize bıraktı, arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Tamam, bekleyin. Geliyorum hemen ben, tamam? Ama bir ek iş buldum. Ablam o ne diyor? Oradan geliyormuş. Oley! Hoş geldin abla. Hoş bulduk. İsmacığım. Aşkım benim. Acaba tacizci kocası da onu o kadar seviyor muydu? Sarp da onu o kadar bağlı. Televizyon niye açık? Ödevler yapıldı mı ki? Ya abla, bu bitsin sonra kapatırız, olur mu? Olmaz, hadi. Hadi. Filiz, ne yapıyorsun kızım? Çocuklara yemek yapıyorum. Ben yapacaktım. Ne zaman? Gece yarısına doğru mu? Kızım şurada iki dakika kestirdim. Niye büyütüyorsun?
Bu evde küçücük çocuk var, farkında mısın sen? Öyle senin güzellik uykunu bekleyemezler. Tamam, bırak, ben yaparım. Bırakamam. Bırakır mısın? Bırakamam. Burası benim de evim. Burası benim de mutfağım. Allah Allah. Soğanı ben aldım. Bu tencereyi de ben aldım. Tüpün parasını da ben ödedim. Makarnayı da ben aldım. Sen ne yaptın? Hah. O yüzden çekil de çocuklarıma yemek yapayım. Tamam. Haklısın. Söylediğin her şeyde haklısın. Ama onlar senin çocukların değil. Sen onların annesi değilsin Filiz. Aa, şimdi mi aklına geldi bu? Niye onları bana bıraktın gittin o zaman? Çünkü sana güvenebileceğimi biliyordum. Senin bu işin altından kalkabileceğini biliyordum çünkü. Ben bilmiyordum ama. Altında ezileceğim diye çok korktum. Neyse, hallettim. O yüzden bırak da çocuklarıma yemek yapayım. Her akşam olduğu gibi. Peki. Ben ne yapayım? Sen otur. Sen misafirsin. İyi akşamlar Barış. İyi akşamlar Memur Bey. Hayırdır? Bir arıza mı var? Yok canım, ne arızası olacak? Ev almışsın. Hayırlı uğurlu olsun demeye geldim. Ha şu ev.
E ben de duymuşsunuz. Ya bizim mahalle küçük yer biliyor musun? Herkes her şeyi duyuyor, görüyor. Neyse. Mahallemize hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, eyvallah. Filiz de burada kalıyormuş ha? Ha evet. Şu an Filiz kalıyor zaten ya. Ben öyle arada uğruyorum. Bir ihtiyacı... Ben bunları niye anlatıyorum size? Bir sakıncası mı var Filiz'in burada kalmasıyla ilgili? Yok canım, ne sakıncası olacak. Hadi sana iyi akşamlar. İyi akşamlar. Pardon ya. Bir dakika. Evet. Az kaldı, en önemli şeyi unutuyordum. Bir dakika, gelsene. Niye? Gel, gel. Bunlar senindi değil mi? Bendeki de soru şimdi. Tutup da benim diyecek halin yok değil mi? Ne oldu Barış Efendi? Peki öyle her zamanki gibi rahat görmedim seni. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Ne anlaşmasıymış o? Sen bu mahalleden defolup gideceksin. Ben de seni tutuklamayacağım. Ne dersin? Bence gayet uygun bir anlaşma. Peki neyle suçlamayı düşünüyorsun beni? Yani ne konuda ne kanıtın var? Bunların seninle eşleşeceğini gayet iyi biliyorsun. Seni şimdi herhangi bir suçtan içeri alırım. Sonra DNA testi yaptırırım. Bunlar bal gibi senin çıkar. Hiç kendini kandırma. Ama ben böyle yapmayacağım. Bunun yerine sana son bir şans daha vereceğim. Sen de bu mahalleden defolup gideceksin. Ama Filiz'e hiçbir şey söylemeyeceksin. Sanki onun hayatında hiç olmamış gibi bir anda yok olacaksın. Yoksa? Yoksa seni tutuklarım. Filiz de her şeyi öğrenir. Yarın seni buralarda görmeyeyim. Tamam mı? Ah be birader. Çok yanlış zamanda ev almışsın. Yazık. Keşke biraz daha bekleseydin. Neyse, kısmet. Başıma dert oldu lan buna kadın bu çocuğa. Şey ya, böyle bir iki bir şey getirdim sana. Ya almasaydın bir şey. Yok öyle, ufak ufak zıvır şeyler ya. Çay var, bisküvi var falan. Kızacağım bir şey yok yani. İyi tamam, teşekkürler. Ben bunları vereyim sana, kaçayım bundan sonra. Aa nereye ya? Dur, bekle, gidip geliyorum ben. Gel gidip bir yerlerde duralım biraz. Çok daraldım. Müjde. Kızım hadi yemek hazır. Yemeyeceğim. Anneciğim olmaz böyle. Hadi yemek hazır. Ya istemiyorum diyorum. Daha önemli bir işim var. Anne ne yapıyorsun ya? Odamda da mı rahat yok? Ama ne yapayım? Mecbur bıraktın beni. Geldiğinden beri girdin odaya, çıkmadın dışarıya. Ne yemek var, ne içmek. Böyle olmaz kızım. Yüzüme bile bakmadın. Ne istiyorsun anne? Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Mutlu olmanı istiyorum. Mutlu olmamı istiyorsun, öyle mi? Gerçekten çok tatlısın anneciğim ya. Köyde çok mutlu olurum mesela, değil mi? Her sabah kahvaltıda köy yumurtası yerim falan. Anne sen benimle dalga mı geçiyorsun?
Adam köye göndereceğim dedi. Ağzını açıp tek kelime laf etmedin. Şimdi de gelmiş ben senin mutlu olmanı istiyorum diyorsun. Çıkar mısın lütfen? Rahat bırak beni. Alo, Haşim. Ne oldu kız? Ne aradın? Şey diyeceğim, Müjde hiç iyi değil. Yapma ya. Ne oldu? İstediği gibi fingir diyemedi mi küçük hanım? Ne olur öyle söyleme. Bak, kız gerçekten iyi değil. Vallahi beni hiç ilgilendirmez. Yarın zaten ona memleketten görücü geliyor. Tamam mı? Burada kıyarız nikahlarını. Ondan sonra kocasıyla beraber gider köye yerleşir artık. Bu mesele de burada böylece kapanır. Tamam mı? Haşim, Haşim dur yapma bak. Olmaz. Vallahi olmaz. Gözünü seveyim olmaz daha. O küçücük çocuk. Yapma. Olmaz. Okulu var. Yok ya. Vallahi bunları o haltları yemeden evvel düşünecekti. Ya hadi kapat kapat. Yarım aklınla bana akıl verme be. Zeka. Haşim. Görücü nereden çıktı şimdi? Benim derdim belli. Sen iyi misin? İyiyim, yok bir şeyim. Ne oldu ki? Hadi canım. Anlıyorum ben yüzümü. Bir sorun mu var? Barış. Bana her şeyi anlatabilirsin. Biliyorsun değil mi? Filiz. Ben... İçini kemiren bir şey var işte. Anlatabilirsin bana. İşle mi ilgili? Ama sen benim bütün dertlerimi biliyorsun. Hep yanımdasın. Ben de senin yanında olmak istiyorum. Ne olur ki? En kötü ne olabilir yani? Filiz. Ben bunu sana yapamadım. O ne demek ya? Ya bir şey var evet. Evet ama çözüm olmayan bir şey değil merak etme yani. Ben abartıyorum. Hiç üzerinde konuşulacak bile bir şey değil. Gerçekten. Tamam. Merak edecek bir şey yok yani. Maddi mi? Çok para harcadın değil mi son zamanlarda? Hiç ev aldın, eşya falan. Borca mı girdin? Bak öyle bir şeyse sakın canını sıkma tamam mı? Yani bende de para yok da. Bir de o İsmet'i kaçıran manyaklara borcumuz var ama hallederiz yani. Tamam dert etme sen öyle şeyleri. Minibollara da söylerim. Biz hep birlikte çözeriz.
tamam. Ben eğer çözüm bulamazsam bu sıkıntıma, söz sana geleceğim. Filiz, sen nasıl bir şeysin böyle peki? Hı? İyi ki varsın sen. İyi ki varsın. Sen, senin ailen, kardeşlerin. Üşüyor musun? Biraz. Kalk o zaman hadi. Hem üşüyorsun hem süremiyorsun. Yürü. Geç bakalım. Vallahi ablam geldi. Yemeği yaptı, sofrayı kurduk. Gitti, kaçırdınız. Oğlum zaten ablam o kadar nasıl kaldı, ona şaşırmak lazım. Aha. Arıyor, kendini sorarsın. Efendim abla. Alo Rahmet, ne yaptınız? Hikmet geldi mi? Fikret yattı mı? Abla bir sakin olur musun? Dur. Dur, seni hoparlörü alacağım, dur. Hah, hoparlördesin şimdi, söyle. Hah, ne yaptınız? İyi abla, aynı. Hikmet, sen ne zaman geldin marketten? Bir saat falan oldu. Fikret yattı mı? Yattı, yattı. Ha, ağız yüz yapıyor değil mi orada? Fikret, hadi yat ablacığım. Sinirlendirme beni, bak okulum var yarın. Tamam abla. Rahmet. Emret komutanım. Rahmet, sen neredeydin ben bugün geldiğimde? Mahalledeydim ya. İyi haber verdi. Tamam. Bana bakın, hadi yatın. Yarın okulunuz var ya, yatay oturduğumuz. Abla, helal olsun valla. Uzaktan sıkı yönetim yapıyorsun. Öyle, tepenizdeyim her zaman. Aklınızda bulunsun. Rahmet, sen de bırak o kitabı. Abla, helal olsun ha. Sen ne yaptın abla? Buraya gizli kamera falan mı taktın? Hadi yatın artık. Oyalandınız, hadi. Çok seviyorum sizi. Bir de özledim ha. Hadi iyi geceler, hadi. Teşekkür ederim. Yine çok iyi geldin bana. Asıl ben teşekkür ederim. Sen bana anlatmıyorsun derdini ama ben senin yanındayım. Senin benim yanımda olduğun gibi. Eğer anlatmak istersen dinlerim her zaman. Biliyorum. Biliyorum, sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Sülay ya. Hadi Allah aşkına, neredesin ya? Tufan.
Çünkü 5 dakika daha, 5 dakika daha yatayım. Hadi kalk canım. Tülay, geldin mi? Dedim ki, git bir bak. Eğer hala bekliyorsa. Ya beklemek ne demek, kurban olduğum. Gelmeseydin vallahi buraya yerleşiyordum ben ya. Ya bak, Tülay, ben senden vazgeçmem. Boşuna yorma kendini. Sen daha iyilerine layıksın. Ya kızım ne iyisi Allah aşkına ya. Ya bana senden daha iyisi var mı dünyada? Nasıl laf? Biz hiçbir zaman doğru düzgün bir aile olamayacağız ama. Ya kızım, biz zaten en düzgünlüğünden aileyiz ya. Nereden çıktı bunu? Ya bak, sen kaçsan da, gitsen de, gelmesen de ben aşığım sana. Anladın mı? İyi tamam. Kalkalım hadi. Götüm dondu benim geceden beri. Hadi. Tufan. Ne oldu? Teşekkür ederim. Niye? Benim bu kadar çok sevdiğin için. Evden kaçmak ne ya? O nereden çıktı? Kiraz, giydin mi formanı? Evet, giydim. Dişini fırçaladın mı? Evet, fırçaladım. İsmet? Evet, yanımda. Hah. Hadi oturun sofraya. İsmet de al. Oturttum. Bir abinleri verir misin Kirazcığım? Rahmet abi. Ablam. Abla. Rahmet. Ya Fikret'in antrenmanı vardı bugün. Eşofmanlar temiz değil mi? Aha, dün yıkandı. Ha iyi. Bir Hikmet'i versene. Tamam. Yıko. Aman. Alo. Hikmet. Sen bir zayıfladın bu ara. Şu kahvaltını doğru düzgün yap, tamam mı? Tamam ablacığım. Yiyorum, yiyorum. İyi, tamam. Hadi oyalanmayın. Ben bakıyorum size buradan. Hadi okula geç kalacaksınız. Öpün İsmet'i de benim için. Sizi de öpüyorum çoktan. Tamam öperiz. Biz de seni öptük. Hadi bay bay. Anne. Efendim oğlum? Bana para lazım. Ne parası? Geziye gideceğim ya, giriş parası. İyi, getir cüzdanımı vereyim. Hadi çocuklar başlayın. Anne, ödemeyi imzalaman lazım. Ne ödevi bu? Coğrafya. Anne, para. Veriyorum oğlum. Tamam, git git, kalem getir. Çocukların beslenmesini hallettin mi? Hazırlayacağım yavrum, bir dur. Anne, daha yapmadın mı? Geç kalacağız. Ablam hep önden yapıp çantalarımıza koyardı. Anne, masada ekmek yok. Getiriyorum oğlum. Anne, sen bugün bal aldın mı? Alamadım kızım. Bugün balsız için sütümüzü. Ama İsmet, dikkat et oğlum. Neden kızıyorsun ya? Yanlışlıkla yaptı çocuk. Ablam olsa hiç kızıp bağırmazdı. Anne, beslenmemizi yaptın mı? Oğlum, yapıyorum. 10 tane elim yok. Hadi hadi, 5 dakika geç çıkacağız ya. Aç kalırsınız vallahi. Hadi yediniz yediniz. Anne, beslenme, hadi geç kalacağız. Ay hadi, nerede kaldınız ya? Ay Tülay. Tülay, gel gel. Oh, hoş geldin.
canım. Hadi gel içeri gir. Allah. Tamam tamam hallettim. Otur dur. İyi misin? Hiç iyi değilim Filiz ya. Ne bileyim. Tufan'a bir çocuk verebilmeyi çok isterdim. Bu işin altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum. Kısmetliymiş demek ki. Ama olsun canım, çocuk olmasa da olur. Siz çok seviyorsunuz birbirinizi. Önemli olan bu değil mi? Adamın hayatını mahvedeceğim ama. Ay Allah Allah, ne mahvedeceksin adamın hayatını ya? Ay Tufan abinin mahvolmuş gibi bir hali var mı? O sen gidince kötü oluyor bir tek. Ya çok seviyor seni. Vallahi bak, gözü başka bir şey görmüyor. Ya gönül ferman dinlemiyor diye sen dememiş miydin? Bendim evet. Kız ben telefonda tam anlamadım ya. Bu ev neyin nesi? Barış mı almış sana burayı? Kız. Yoksa evlenme mi teklif ettin? Ay yok artık Tülay ya, evlenme teklifi falan yok. Burayı işte bize yakın olmak için almış Barış. Ama annem gelince işte ben mecburen misafir olmak zorunda kaldım. Öyle yani, Barış'ın evi burası. Güzelmiş. Kim? Günaydın. Günaydın. Siz şimdi gelemezsiniz 2 saat mıy mıy. Biz kaçıyoruz. Yılan okuluna. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Of, bugün hiç okula gidesim yok valla. Valla sorma, benim de ya. Ya salım okula, olmaz mı? Olmaz kızım ya, yürü okula. Kızım deme bana. Günaydın çocuklar, merhaba. Günaydın çocuklar. Of, bunu da yine dikmişler sabah sabah kapıya. Bu ne? Git kestir saçını. Oo, baksana kaptı Hikmet'i ya. Bu saçla okula nasıl gelirsin? Hocam sakin ol, ilk defa uyarıyorsunuz zaten ya. Olmaz, olmaz öyle. Git kestir öyle gel. Hocam Allah aşkına sınavın var. Sen haklısın galiba ya. Nereye gidelim? Yürü yürü. Bu evin hali ne ya? Aşkım. İyiyim aşkım. Yoruldum biraz. Neredesin? Ay deli. Oğlum ben gelmedim mi buraya sana? Gelemem. Gelemem. İsmi dedi. Ay iyi, tamam. Tamam, ben bir yolunu bulacağım. Sen burada durma ama. Caddeye in. İyi, geliyorum ben. Tamam. Okuldan kaçıp başka okula gelen de bir biz varızdır herhalde. Ya değişiklik olur Müjde. Hem adam o kadar çağırdı yani. Ne istiyor falan. Ben de merak ettim. Bakalım.
işi var burada ya? Merhaba yenge. Merhaba Cemil. Merhaba Cemil. Filiz, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Kaçtım ben, hadi. Tamam. Konuşuruz. Konuşuruz. Ben işe gidiyorum ve otobüs durağına yürüyeceğim. Birlikte yürüyelim istersen. Olur olur. Çok sevinirim. Cemil, konuşalım dedin. Yol boyu ağzını bir şey kaçmadı. Yine konuşmuyorsun. Ya Barış'la ilgili de. Barış'la ilgili ne? Biz bak, bu Barış sağlam pabuç değil. Haberin olsun. Ne demek o? Şimdi sana daha detaylı anlatamıyorum bir şey ama kendine dikkat et, olur mu? Hayır canım, böyle bir şey söylüyorsan açık konuşacaksın. Açık konuş. Tamam Filiz, kızmana gerek yok. Ben sadece seni korumak istiyorum. Korumak mı istiyorsun? Ne koruması ya? Ne saçmalıyorsun sen? Anne? İsmet. İsmet'i evde bırakmış. Fikrini değiştirmene çok sevindim. Ben fikrimi değiştirmedim. Merak ettiğim için geldim. Nasıl yani? Sadece merak ettiğim için geldim. Rahmet, sen bu üniversite işine niye bu kadar karşısın? Çok pardon. Ya hadi anlat. Yani benim vaktim yok üniversite okumaya hocam. Allah Allah. Nedenmiş o? İnsanın bu yaşta her şeye vakti olur. Yani nasıl derler? Benim hayata atılmam lazım. Bence yeterince atılmışsın zaten. Baksana bir şekilde para kazanmaya da başlamışsın. Yani kazanıyorum tabii. Ama bana yetmez. Benim daha çok para kazanmam lazım. Kız arkadaşım. Yani. Evet. Bu yaşta evlenip hayatını mı mahvetmek istiyorsun Rahmet? Oo, siz ne diyorsunuz hocam? Yani kız arkadaş falan o anlamda benim için 10. sırada bile değil. İşim olmaz yani öyle şeylerde. Hoş geldin. Gitmişken gelmeseydin zahmet etmişsin. Filiz ne oldu? Ne mi oldu? Sen bu yaştaki çocuğu nasıl yalnız bırakıyorsun ya? Markete gittim canım. Ya markete gitmiş. Gördüm ben senin marketini. Utanmadan yalan söylüyorsun bir de. Filiz kızım. Ben senin kızın değilim. İsmet gel ablacığım. Hadi gel. Ne yapıyorsun ya? Nereye götürüyorsun İsmet'i? Senden uzağa. Olmaz, ben onun annesiyim. Öf, çekil. Bilmiyorum ki, gelir herhalde ama. Bir sorun mu var? Yenge borcu çok bak, sen de biliyorsun. Tamam, biliyorum ama. Neyse, gelirse söylersin. Tamam. Ne oluyor? Kim bunlar? İşte Asım'ın arkadaşları. Arkadaşları? İşte onu arıyorlar. Asım abi nerede peki? Bilmiyorum Hikmet. Nasıl bilmiyorsun ya? Gelmedi dün gece eve. Telefonu da kapalı. Hani değişmişti bu adam?
Müjde. Ya Müjde, ne bu haller ya? Bütün yolda trip atıyorsun bana. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey Müjde? Haline bak. Boş ver Rahmet. Ben senin kafanı bulandırmayayım hiç. Hayatına sahip çıksan beni boş ver. Bu ne demek şimdi ya? Ben duydum canım hocayla konuştuklarınızı. Ben senin konsantrasyonunu bozmayayım. Malum senin için 10. sırada bile değilmişim zaten. Madem öyleyiz, bundan sonra görüşmeyelim biz. Ya ben onun için demedim ya. Hoca öyle sorunca dert mert falan deyince ben böyle 10. sıra falan dedim ya. Niye öyle bir şey? Müjde. Başlayacağım üniversitesine de, hocasına da, kızına da öf be. Anne ben geldim. Ne oluyor ya? Bu kılık kıyafet ne? Bu ne arıyor burada gene? Müjde, anneciğim gel otur şöyle biraz konuşalım ha? Ya bırak Allah aşkına, laf anlatma şuna ya. Bana bak. Akşam senin için görücü gelecek ha bizim memleketten, ona göre. Anne ne diyor bu ya? Müjde. Kızım seni görüp beğenmişler. Çok da iyi bir aile çocuğuymuş. Yani baban öyle dedi. Ben de gelsinler bir görsünler, tanısınlar dedim. Belki iyi bir yuva kurarsın ha? Böyle bu evde kalmazsın, benim gibi olmazsın, kurtulursun ha? Ya siz şaka mısınız? Lan kes sen, kes! Bana bak! Akşam efendi efendi yapacaksın kahveni, ondan sonra da defolup gideceksin köye, o kadar. İyi peki. Gelsinler. Ben sizinle mücadele edemeyeceğim artık. Görüyor musun nasıl yola gelmeye başladı? He? O sefahat dönemleri bitti küçük hanım. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Abi hoş geldin. Şarj aletini vermeyi unutmuşum, o yüzden geldim. Ha, sağ ol. Hiç aklıma gelmemiştim benim de. Hadi gel. İsmet ne yapıyor burada? Anlatırım. Sarı kafa. Ne yapıyorsun sen? Gel bakayım buraya. Hoppa. Ay ne kadar ağırlaşmışsın. Bunun ne işi var burada? Annemden kaçırdım. Nasıl yani? Yalnız bırakmış çocuğu evde. Yok artık. Ya. İşte Cemil'le konuşuyorduk otobüs durağında. Bir baktım annem. Cemil'le alaka? Öyle karşılaştık. Ama konu bu değil. Evet. İşte annemi öyle görünce koştur koştur eve geldim. Aldım İsmet'i buraya getirdim. Cemil ne dedi peki? Bir şey demedi. Öyle... Niye sordun? Sevmiyorum ben o adamı ya. Sağ ol Hikmet. Hadi sen de oyalanmadan git evden, merak ederler. Tamam sen gir eve. Işıkları aç ben göreyim. Gideceğim öyle. Sağ ol Hikmet. Teşekkür edecek bir şey yok. Ben o herifleri gördükten sonra yalnız bırakabilir miyim seni? Ben Asım gibi bırakmam seni. Bırakamam. İyi geceler. Sana da.
Ne bakıyorsun öyle? Hiç size bakıyorum. Çok güzelsiniz. Bu bana anlatmadığın derdinle ilgili bir şey mi oldu? Yok ya. Hallettim ben onu. Hallettim. Bir şey yok yani. Ne olur bana da anlatsan. Yardımcı olsan ben de. Aşkım, aç onu da ağzına. Hop. Rahmet, ne oldu? Çocuklara bir şey mi oldu? Ya yok abla, bir şey olmadı. Annem seni yemeğe çağırıyor. Neye? Sabahtan beri delirmiş gibi yemek yapıyor evin içinde ya. Babam da gelecekmiş. Ay şaka. Aile yemeği yiyecekmişiz. Aile yemeği. Bizde konuşacağı bir şey varmış. Çıkarsın ağzındaki baklayı da. Sonra gider zaten. Sen git, beklerim ben. İyi. İsmail, hadi aşkım. Aile yemeği ne ya? Üf. Hadi bakalım neler gelecek başımıza. Görüşürüz. Hadi, afiyet olsun. Hadi. Efendim anneciğim. Aferin kız. Aferin sana. Bak böyle laf dinle. Aferin sana. Bak yola geliyorsun ha. Aferin kız. Bravo. Ah, geldiler. Galoş. Dur. Allah aşkına ne galoş, manyaklık etme ya. Ama Haşim, kir, pas, toz, toprak hepsi içeride. Bu kadın Allah aşkına sonra oturur temizlersin ya. Ya şu deliliğini herkesin yanında gösterme ya. Bir otur. Dur. Aferin kızım. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar Haşimciğim. Ademciğim, hoş geldiniz. Buyurun. Hah. Geçin bakalım. İyi akşamlar Haşim. İyi akşamlar. Sağ ol kızım. Anneciğim, alayım ben onu. Buyurun, şöyle geçin lütfen içeri. Buyurun. Buyurun. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Sen geç ablacığım. Kiraz, şu televizyonu kapat, açık sürekli. Hoş geldin kızım. Hadi geçin. Babanız da gelsin, otururuz sofraya. Allah, et mi var be? Ha, et. Ne haber lan? Sar kafa. Pek güzel efendim, pek güzel. Kızım, kalk bakalım misafirlerimiz kahvelerini nasıl içerlermiş, bir sor bakalım hadi. Pardon babacığım. Nasıl alırdınız kahvelerinizi? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Aile yemeği oğlum. Oğlum gel. Gel otur. Aile yemeği mi? Ya vallahi, annem dizdi bizi böyle. Söyleyecek bir şey varmış.
İyi, hadi bakalım, hayırlısı. Lan anneniz o kadar sizin için çaba sarf etmiş, bütün gün yemek yapmış ya. Biraz emeğe saygınız olsun ya, takdir edin kadıncağızı. Aşk olsun ama çocuklar, sizin için yaptım. Yiyin hadi oğlum, ver. Ver yavrum. Abla, makarna yok mu? Lan ne makarnası ya? Et var, yumurun hadi. Bacım, ekmek ye. Yapacağım makarnayı. Neye borçluyuz bu şerife? Çocuklar, ben size bir şey söyleyeceğim. Geliyor bomba. Evleniyorum. Afiyet olsun. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun babacığım. Şimdi Haşimciğim, sen bizi biliyorsun, memleketlimsin. Ya tabii ki ya, bilmez miyim Ademciğim, tabii ki. Bizim oğlan senin kızı görmüş, beğenmiş. Çok düzgün, ahlaklı çocuktur. Evden okuluna, okulundan evine gelir. İnan buna bir tane kız arkadaşı bile olmamıştır şu ana kadar ha. Çok pardon, siz devam edin lütfen. Maşallah, maşallah. Benim kızım da gördünüz. Eli yüzü düzgün, hanım hanımcık, eli dikiş nakış tutar. O da sabahtan okula gider, öğleden sonra evine döner. Onun da bugüne kadar eline bir erkek eli değmemişti. Ne güzel, maşallah, ne güzel. Maşallah, maşallah. Kızım, sırası mı şimdi, o ne? Tam sırası babacığım. Amcacığım, hani siz dediniz ya oğlumun hiç kız arkadaşı olmadı diye. Evet kızım. İsterse ben ona ders verebilirim. Bakın burada blogumda bilgilerimi paylaşıyorum zaten. Yani isterse ben ona özel ders verebilirim. Hemen kapar zaten. Yani nasıl el ele tutuşulur, nasıl öpüşülür. Haşim, bu muydu kızım? Kalkalım. Ya. Gidiyoruz, kalkın. Ya, bir dakika kalkın, ya. Ya kardeşim, nereye gidiyorsunuz? Adem. Babacığım, sen bunları gördün mü? Bak. Adana'da tanıştık. İstanbul'a yerleşeceğiz şimdi. Kamyon şoförü kendisi, çok iyi bir insan. Siz de tanısanız çok seversiniz. Sen ne anlatıyorsun ya? Çocuklar, ben kendime yeni bir hayat kuruyorum. İsmet'i de bu yüzden yanıma alacağım. Analı babalı sıcacık bir yuvada büyüsün istiyorum. Ben iptalim. Yani yorum bile yapamıyorum ya. İyi tamam da sen babamla evli değil misin zaten? Boşanacağız, dava açtım. Ulan, ulan! Peki çok rica ediyorum, bunu iki medeni insan gibi konuşabiliriz. Lütfen. Ulan bunun medeni ismi kalmış be! Ben hayatımda senden başka kimseyi sevmedim ben. Ulan sen deze bak, gitsen. Ben senin gelmeni bekledim. Beni boşamak ne lan? Boşver. Lanet olsun sana verdiğim emeklere.
Al, Adanalı'ya verirsin bunu. İyi oluyor ya böyle aile yemeği falan. Yapalım arada. Hadi yiyin. Tamam lan tamam. Bitti artık. Son duan et. Ulan sonunda evlat katil edeceksin lan beni. Aşkım ne olur yapma. Lütfen yalvarırım yapma. Ulan bu kızı sen bu hale getirdin. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım he? Ulan daha ne yapacaksın? Kendin gibi orospu yaptın lan. Aşkım söyleme o lafı. Niye lan niye? Yalan mı lan? Anası da kızı da orospu işte. Aşkım! Anne! Söyleme o lafı sen karışma. Sen ne biçim bir adamsın be? Sen ne biçim bir adamsın? İnsan bunu kızına söyler mi? Hadi beni geç. İnsan kızına söyler mi bu lafı? Defol git. Defol git. Polis çağırırım. Defol. Ya tamam ben ne polisi ya? Ne polisi? Ne gerek var polise? Ya tamam ben şimdi gideyim de. Ben gidince senin bu kızının halleri düzelecek mi sana? Ne varmış lan benim kızımın halinde? Ne var? Pırlanta gibi kız. Okulda dersleri iyi. Bir sürü arkadaşı var bu kadar sorunun içinde gelip bir de anasına bakıyor. Ben senin yerinde bir adam olsaydım kendi kendime şaşırırdım. Böyle bir kızım olduğu için önce şaşırır sonra gurur duyardım. Defol git. Defol git. Defol. Defol git. Lan dur. Git. Defol. 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 Bir daha da buraya gelme. Tamam lan tamam. Gidiyorum ama gene geri geleceğim lan. Nereye geleceksin? Lan nereye? Nereye? Yemin ediyorum kendi ellerimle öldürürüm seni. Öyle polise falan vermekle uğraşmam. Yeter! Senin gibi koca da baba da olmaz olsun be. Görürsünüz lan siz. Neyi göreceğim? Yeter! Şeyma Hanımcığım. Fikri Bey. Şeyma Hanım. Başardık. Dışarıdasınız. Ne? Dışarıdasınız. Dışarıdayım. Gördüm de kapıda. Bu kadarını da gözü yemez herhalde dedim. Arabayı falan komple bırakıp gitmiştir dedim ama buradasın. Gördüğün gibi. İyi buradayım diyorsan Filiz'in artık her şeyi öğrenme vakti geldi değil mi? Filiz! Bağırma içeri değil Filiz. Ablam, annem evlendiğinde biz ne olacağız? Ablacığım, biz ne olacağız ya? Biz bir şey olmayacak, biz aynen devam edeceğiz. Ben buradayım. Burası bizim evimiz. Bizim düzenimiz aynen devam edecek. Tamam? Merak etme sen. Hadi.
Aa Cemil. Ne yapıyorsun bu saatte burada? Sana çok önemli bir şey söylemeye geldim Filiz. Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe.